İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler. Kutbuddin Bahtiyar Kaki rahmetullahi aleyh. Namaz en mühim iş. Bu zat buyuruyor ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Düşmanı dışarıda aramayın siz sakın. Düşman içinizdedir, ondan iyi sakının. İnsanlar bir yolcudur, aynı yere giderler. Yolcular birbirine yardım etmelidirler. Herkese faydalı olmaya edin gayret, o zaman her işiniz olur büyük ibadet. Zira dünya işini yaparken bir Müslüman, 5 vakit namazını kaçırmaz hiçbir zaman. Rabbimiz buyurur ki, mal ve çocuklar sakın, Allah'a ibadetten sizi alıkoymasın. Önceki Müslümanlar çok titizlerdi bunda. Camiye koşarlardı ezan okunduğunda. Demirciler vardı ki, döverken demirleri, ezanı işitseydi bırakırdı dövmeyi. Çekici havadaysa vurmazdı onu daha. Yerde ise kaldırmaz, koşarlardı namaza. Terziler var idi ki, soktuğunda iğneyi, ezanı işitseydi çekmezdi onu geri. Yani her ne haldeyse kalırlardı o halde. İtina ederlerdi namaza fevkalade. Çünkü bilirlerdi ki, herkese farzdır namaz. O vakitte namazdan daha mühim iş olmaz. Ahiret işlerine verince böyle kıymet, Allah dahi onlara verirdi çok bereket. Halbuki ehemmiyet vermeselerdi dine, kazançları daha çok olmazdı elbet yine. Üstelik Allah'a da olurlardı isyankâr. Çok kazansalardı da neye yarar öyle kâr? Derdi ki, namaz kılmak ve her türlü ibadet, tabiatı icabı zor gelir nefse gayet. İşte bu yüzdendir ki, bazı din büyükleri, nefisle uğraşmakta gitmişlerdi ileri. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ömer, bir vakit cemaate yetişmeseydi eğer, bir gece uyumadan yapardı hep ibadet. Zira o kendisine etmişti böyle adet. Yine aynı şekilde Hazreti Ömer dahi bir gün yetişemeyip kaçırdı cemaati. 100.000 dirhem kıymette malını o bu kere o gün tasadduk edip dağıttı fakirlere. Sahabeden biri de bir gün bila ihtiyar bir akşam namazını geciktirdi bir miktar. Öyle çok üzüldü ki buna o mübarek zat, 2 kölesi vardı, onları etti azat. Bunlar binlercesinden 1-2 numunedir. Zira ufacık bir su deryayı haber verir. Mâil oldum bahçesinde hurma yağlar. Mâil oldum bahçesinde hurma yağlar.
yetim kalmadı. Asla durmaya takatim kalmadı. Asla derdimendim mücrimem, dermana geldim ya Resulallah. Sailem muhtacinam, ihsana geldim ya Resulallah. Cana geçti, can atıp canım sana. Aşk ile didarını seyrana geldim ya Resulallah.
Dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı kişinin haddini bilmesi. Allahü Teala insanları eşit olarak değil, birbirinden farklı olarak yaratmıştır. Her insanın aklı, anlayışı, kabiliyeti farklıdır. Hatta insanların akılları değişik, anlama kabiliyetleri farklı olduğundan herkes yaratıcıyı aradığında onu kendi tabiatına, İlim ve idrakine uygun bir tarzda düşünmüş ve kendi anlayışına göre de tarif etmiştir. Çünkü insan aklının aczi ve noksanlığı sebebiyle anlamadığını, bilmediğini, bildikleri gibi zannetmiş, mantıklı düşündüğünü sanmış ve bu sebeple haddini aşarak dalalete düşmüştür. Halbuki mantık, insan düşüncesini doğruya, hakikate ulaştırmada bir vasıtadır. Hakikatin kendisi değildir. Nitekim kendi düşüncesinin doğruluğuna çok güvenen veya kendi fikrini çok beğenenler, umumiyetle en büyük hataya düşen kimseler olmuşlardır. Halbuki kişinin noksanını yani haddini bilmesi kadar irfan olamaz denilmiştir. Her insan kendisine verilen kabiliyet ve özellikler kadar sorumludur. Herkes her işi yapamaz. Çünkü herkesin kabiliyeti farklıdır. Peygamber Efendimiz, herkes bir iş için yaratılmıştır buyurmuştur. Kişinin sahibine, yaratanına karşı edepli olması lazımdır. Edep, kişinin her konuda haddini bilip, sınırı aşmaması, insanlara iyi muamelede bulunması, Peygamber Efendimizin buyurduğu ve davrandığı gibi hareket etmesi demektir. Kısaca edep, haddini bilmek, sınırı aşmamaktır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri edep insanın kendini tanımasıdır diye tarif etmişlerdir.
Şems-i Tebrizi Hazretleri buyuruyor ki, Adem oğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. Adem oğlu ile hayvan arasındaki fark budur. Gözünü aç ve bütün Allahü Teala'nın kelamının manası ayet ayet edepten ibaret olduğunu gör. İslamiyet'in temeli Müslümanlığın özelliği, her zaman, her yerde, herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olmak, haddini bilmek, eliyle ve diliyle hiç kimseyi incitmemektir. Hikmetli, haddini bil, kanaat et, çok konuşma, rahat et buyurmuştur. Her ülkenin iktisadi buhranlarının temelinde israf yatar. Bugün fertlerde, özel ve kamu kuruluşlarında ve hayatın her safhasında salgın bir hastalık haline gelen israf, cömertlik ve görgü değil, aksine görgüsüzlük, nimete karşı nankörlük, haddini aşmak ve her türlü eşya ve gıda maddesini lüzumsuz kullanmaktır. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, oğlunun 1000 dirheme bir yüzük taşı satın aldığını haber alınca, hemen bir mektup yazarak o yüzük taşını satmasını ve 1000 kişinin karnını doyurmasını emreder. Ayrıca 2 dirhemlik bir yüzük kullanmasını ve yüzüğün üzerine de Allahü Teala haddini bilene merhamet eylesin diye yazmasını emreder. İnsanın şerefi, kıymeti, ilim ve edeple ölçülür. Edepse haddini, sınırını, hududunu bilmektir. Bir insanın kendi vazifesini, kendisinin ve başkalarının haklarını, sınırlarını bilmesi, benim sınırım nedir, nerede başlamakta ve nerede bitmektedir diye düşünmesi lazımdır. Her insanın çalıştığı iş yerinde, evlilikte, cemiyette ve her yerde bir sınırı vardır. İşte insan kendisi için çizilen bu sınırları bilir ve bu sınırlar içinde kalıp haddini aşmazsa, geçici olan bu dünya bile kendisi için cennet olur. Bütün üzüntüler, bütün sıkıntılar, bütün kavgalar hep sınır tecavüzünden, yani haddini aşmaktan kaynaklanmaktadır. Eğer evli bir hanım kendi sınırını bilir, haddi aşmazsa, evi ona cennet olur. Aynı şekilde bir erkek de kendi sınırını bilir, benim sınırım bu kadardır der ve o sınır içinde konuşur, hareket ederse orası kendisi için cennet olur. Bu sınır, yani insana haddini bildiren ölçü, dinini bilmektir. Dinini bilmeyen, öğrenmeyen ne sınır tanır ne de edep. Muhammed Behaüddin Buhari Hazretlerine sizin yolunuzun esası nedir diye sual edildiğinde, bizim yolumuzun başı da ortası da sonu da edeptir buyurmuşlardır. Çünkü bir edep olan, yani edepsiz bir kimse Allahü Teala'nın dostu olamaz. Edepse kulluğunu bilip isyan etmemek, kendisi için takdir edilene rıza göstermek, kimsenin hakkına tecavüz etmemek, kısacası haddini bilmektir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin buyurduğu gibi, ilim kendi haddini bilmek, tasavvufsa kalbi temizlemektir. Bana bak bana, neydi az önceki gürültü öyle ha? Ne gürültüsü kızım? Ayol siz apartmanda yaşamayı bilmez misiniz ha? Hayırdır kızım? Ne demek istediğini anlamadım. Bak sen, ne demek istediğimi anlamamış. Gar gar gar, ayol kafamı şişirdin be. Aha, o mu? Evi süpürmüştüm de kızım. At öyleyse modası geçmiş makineni. Kompresör gibi çalışıyor be. Ben sizin eski makinenizin gürültüsünü dinlemek zorunda değilim. La havle. Bana baksana Neriman Hanım. Buyur kızım. Bak, sabah halı silkeliyordun. Bir daha böyle bir şey yaptığını görürsem, yemin ediyorum komşu falan dinlemem, 7 mahalleye rezil ederim seni. Bak Neriman Hanım, bugüne kadar seni güzellikle ikaz ettim olmadı. Azarladım dinlemedin. Artık benden günah gitti. Ne demek istiyorsun kızım? Aa, bir de utanmadan soruyor musun? Ben sana kaç kere o süpürgeyi kullanmayacaksın demedim mi? Ha? Demedim mi? Sabahtan beri başımı şişirdin yine. Ne yapayım kızım? Yenisini alacak gücüm yok ki. Kullanmak zorundayım. Aa, bak, bak bir de karşılık veriyor. Neriman Hanım, Neriman Hanım. Cevap verme bana. Bak, zor tutuyorum kendimi zaten. Ne demek istiyorsun sen? İşte bunu demek istiyorum. Al sana. Al. Al, beni rahatsız etmek neymiş anlarsın artık. Al.
Omurcuklar açıyorken, başaklar bağlanmışken, tomurcuklar açıyorken, başaklar bağlanmışken, titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Bu bahçeler onundur, bazen uğrar dediler. Bu bahçeler onundur, bazen uğrar dediler. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Biz hiç yazı görmedik, kışta doğdun dediler. Biz hiç yazı görmedik, kışta doğdun dediler. Nevbaharda geleni sensin sandım dün gece. Nevbaharda geleni sensin sandım dün gece. Nevbaharda geleni sensin sandım dün gece. Onun geçti sokaklar, güller kokar dediler. Onun geçti sokaklar, güller kokar dediler. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Yani dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, küçük bir mescit hükmündeki bir yere gittim. Yani böyle 40-45 metrekare toplam. Burada hani küçük olduğu için imam mikrofon kullanmaz diye düşünmüştüm. Fakat daha ilk işi hemen yakasında mikrofon takmak oldu imamın. Arkasındaki cemaat zaten az ve küçücük bir yer. Öyle bir gürültü oldu ki benim bütün sinirlerim alt üst oldu diyor, gürültüden dolayı. Ve tesbihata katılmadan çıktım diyor. Hata yapmış mıyım? Doğru yapmış. Ve bunları da zaman zaman aynı şekilde gidip söylemek lazım. Ya küçük yerde, ya derdiğin zoru ne? Yani o hoparlörden çıkan sesle cemaat üzerine baskı mı kurmak istiyorsun? Hani bu
Bir günlük gazetelerden birisinde çıktı ya hoparlör terörü diye. Evet. Hakikaten ya terör ya. Başka bir şey değil. Milleti yani namazdan soğutacak, camiden soğutacak, bıktıracaklar yani. Niyetler buysa maksat tahsil oluyor bak. Vatandaş aynı şekilde adamı çıktı. Adamı camiden kaçırıyor yani. Evet, camiden kaçırıyor. Maksat buysa maksat tahsil olmuş. Yok maksat Allah-u Teala'nın rızası ise Allah-u Teala'nın dinine ne müdahale edilir, yani bir milim orada bir eksiltme yapılır, ne de oraya ilave yapılır. İlave yapmak da ve oradan bir şey çekip almak da müdahaledir. Bu caiz değildir ve bidattır. Bidat sahipleri de cehennemin köpekleridir buyuruluyor. Ha çok kimse biz bunu naklettiğimiz zaman böyle hop oturup hop kalkıyor. Ya böyle hop oturup hop kalkacağına otur da aynı şekilde bir araştır. Hakikaten ben ne iş yapıyorum? Benim seninle bir alıp veremediğim yok ki. Derdim de yok, sıkıntım da yok. Allah-u Teala'nın diniyle oynuyorsunuz. Ya Allah-u Teala mühlet verir ama imal etmez. Muhakkak bu çarpılır. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hani bazısı efendim ben işte bana bir şey olmuyor falan filan. Ya olmuyor da tereyağından kıl çeker gibi imanın gitmiştir. Haberin bile olmaz. O haldeyken ölüm meleği de gelse imansız gidersin. Ya ne olacak o zaman? Çünkü Muhammed bin Kutbettin-i İzdiki Hazretleri tazimi tahkir, tahkiri tazim küfürdür buyuruyor. Yani imanı götürür. Ne demek? Allah-u Teala'nın emirlerini hafife almak, Allah-u Teala'nın yasak ettiği, haram ettiği şeyleri kıymetlendirmek küfürdür. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bu bidattır. Ha buna kendi nefsin aynı şekilde yok efendim işte buna şey katıyorlar. Resulullah Efendimiz de olmuş olsaymışmış o da bunu tasvip edermişmiş. Ya bire. O zaman Peygamber Efendimiz'i tanımıyorsun. Allah-u Teala'yı nasıl biliyorsun, nasıl iman ediyorsun o da meçhuldür. Yani Allah-u Teala gönderdiği kıyamete kadar onun dini hakim olacak ve Habibim buyurduğu Muhammed Aleyhisselam'a bunları bildirmemiş. Yani Resulullah Efendimiz çok cahil, bilememiş. Mekke-i Mükerreme'de, Arap Yarımadası'nda hiçbir şey göremeden, hiçbir şey öğrenemeden, hiçbir şey duyamadan ilerisini falan görme zaafı var, haşa. Ufku dar. Bunlar hiçbirisini bilmiyor. Halbuki Resulullah Efendimiz diyor ki dünyanın başından sonuna kadar olmuş olacak her şeyi Rabbim bana bildirdi buyuruyor. Ben bildirilmesi lazım olanları size aynı şekilde bildirdim. Onun için ısrarla o bid'atla alakalı hadis-i şerifler var ya kitaplarda. İmam Rabbani Kutsuz Hazretleri mektubatında dolu o hadis-i şerifler. Hatta Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Faideli Bilgiler kitabında bir bidat maddesi var. Çok uzun ve geniş olarak açıklanmış. Dileyicimiz orada doğru yapmış ama yani böyle durumlarda ha faydalı olur olmaz. Ama hiç olmaz edecek ya arkadaş. Derdin ne? Ben rahatsız oluyorum. Derdin ne senin? Ha günü gelir bir densizin birisi kalkar da ya arkadaş senin aynı şekilde ben camiye geldim huzurlu olacaktım. Sen benim huzurumu bozdun, kimyamı bozdun deyip de adam orada dengesiz işler yapmaya kalkacak olursa ne yapacaksın o zaman? Nasıl, ne diye ikna edeceksin adamı? Ne söyleyeceksin adama? Söyleyecek bir lafın yok. Ondan sonra kendim ettim, kendim buldum diyeceksin. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın diyecek bir şeyimiz yok. Bir dinleyicimiz de kitapta okumuş. Sen bana zulmettiğin gibi Allah da sana zulmetsin demek küfürmüş diyor. Bu ne doğru demek? Muhammed bin Kutbettin İzdiki Hazretleri'nin Miftahul Cennet, Mısraklı İlmihal diye bilinen kitabında elfazı küfür. Yani hangi sözler küfür olur? Orada geçiyor. Sen bana zulmettiğin gibi işte Allah-u Teala da sana zulmetsin. Yani Allah-u Teala zalim diyor biliyor musun? Orada. Allah-u Teala zalim diyor. Allah-u Teala zulmetmez. Hatta şu beyt Kur'an-ı Kerim'de bir surenin bir suredeki ayet-i kerimenin mealidir. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, insanın çektiği kendi cezası. Bu ayet-i kerime meali bu. Allah-u Teala buyuruyor ki ben zalim değilim, adilim. Peki o ne diyor? Sen bana zulmediyorsun. İşte Allah-u Teala da haşa senin gibi sen bana nasıl böyle güçlü kuvvetlisin bana zulmediyorsun. Allah da sana zulmetsin. Sen nasıl zalimsen? Allah-u Teala da öyle zalim işte. Sana zulmetsin. Allah saklasın. Küfür olur buyuruyor bu. İmanı tehlikeye sokar. Çünkü Allah-u Teala zalim diyorsun. Allah-u Teala zalim değil. Kullarına zulmetmez. Evet. Bir başka dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. İslamiyet, Peygamber Efendimiz son peygamber. İslamiyet'te son din. Ve kıyamete kadar ben bunu koruyacağım buyuruyor Allah-u Teala. Şimdi kafaya takılan şey şu. Mesela bir sürü dinler gelmiş. Hepsi de bozulmuş, aslından çıkmış. Allah-u Teala onları niye korumadı
o zaman. Veya işte bir din baştan gönderilseydi de bir sürü peygamber veya din gönderileceğine bugüne kadar korusaydı kıyamete kadar. Ya niye sormamış ya Allah-u Teala bunlara? Ben böyle bir şey yapacağım. Siz uygun görüyor musunuz, görmüyor musunuz falan. Bunlara danışsaydı, bunlarla haşa istişare etseydi. Ya, yani Allah-u Teala bilememiş değil mi? Allah-u Teala yaratırken ilk insanla kıyamete kadar gelecek insan arasında mesela boy posu itibariyle ilk insanlar daha uzun. İri yarı insanlar. Ama orada hani bu Darwin de diyor ya tekamül var. Evet. O karıştırmış orada. Gerçi o cinsler arası mesela hayvanların kendi bünyesi içerisindeki tekamülü görünce bu hayvandan da insana tekamül ettiğini zannetmiş. Evrim teorisi. Ha, evrim teorisi. Öyle değil. Ama her şeyin içerisinde kendisine göre bir tekamülü var. Ateşe bugün bile olup duruyor ya. Geçenlerde bir belgeselde gene gördüm falan. Şimdi bir tırtıl şeyinden çıkıyor. Çıktığı zaman uzlarını yiyor. Ondan sonra gidiyor yaprak buluyor. İyice şişiyor falan. O sunucu diyor ki biraz sonra diyor artık diyor bu doldu. Şey yapacak. Kendisini bir zarın içerisine kapatacak. Kapattı. O zarın içerisine belli müddet kaldıktan sonra kamerayı çekmiyor. Duruyor orada sabit. Ondan sonra onun içinden kelebek çıktı. Tırtıl oldu kelebek. Yani bir evrim geçirdi ama kendi cinsi içerisinde geçirdi bu. İnsan da aynı şekilde böyle bir evrimden geliyor. Yani başlangıçtakilerin şeyi kademeli şekilde yükseliyor. En olgun ve mütekamil olanı Muhammed Aleyhisselam. Hepsinden üstün yaratmış. Dolayısıyla onun ümmeti de aynı şekilde öbürlerine göre daha üstün yaratılmış. Ve bunlar aynı şekilde kabul edecek, anlayacak, yapabilecek şekilde. Öbür ümmetlere bu kadar teklif getirilmemiş ama bu ümmete çok getirilmiş. Niye? Yapısı da, şeyi de, anlayışı da öbürlerinden üstün yaratılmıştır. Ve Cenab-ı Hak hepsini o tekamül neticesinde onlara o kadar bildirmiştir, ondan sorumlu tutmuştur. Bunlara bu kadar bildirmiş, ondan sorumlu tutmuştur. Dolayısıyla her asırdaki gelen, çünkü 1000 senede İmam-ı Rabbani Kutsuz'dur buyuruyor ki, insanlarda ve eşyada muazzam bir değişme meydana gelir. Onun için her 1000 senede bir Resul gönderiyor. Ama ahir zaman peygamber olarak bilinen Muhammed Aleyhisselam'dan sonra peygamber göndermiyor. Çünkü onu üstün yaratmış. Onun dininde kıyamete kadar baki kalacak. Peygamber gelmeyecek buyuruyor. O sonuncu. Yani kıyamete gidiyor artık. Bundan sonra peygamber gelmesine gerek yok. Peki insanda ve eşyada 1000 senede bir değişme meydana geliyorsa Muhammed Aleyhisselam'ın varislerinden birisi. Yani İslam alimlerinden birisi gelecek. Mesela Müceddidi Elfisani olarak bilinen İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi zatlar yetişiyor. Geliyor. Ve onlar da koruyor. Her asırda bu meydana geliyor. Bozuk ne kadar çok olursa olsun. Ama doğru hep var olacak. Nereye kadar? Kıyamete kadar devam edecek. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Birinin hakkında kötü bir şey konuştuk. Mesela iftira attık. Ama sonra aradan zaman geçti. Biz onu unuttuk. Unuttuğumuzu da işte bilmiyoruz. Unuttuk. Ben o şeyi demedim deyip yemin etsek... Unuttuysak, öyle de yemin etmiş olsak mesul olmayız. Ama sonra hatırlarsak, aa bak ben bunu yapmışım deyip tövbe istiğfar ederiz. Bir hanım dinleyicimiz de şöyle soruyor. Diyor ki, Maliki'yi taklit ediyoruz, Hanefi mezhebindeyiz. Bir kadın bünyesi sarımtırak açık sarı olunca temiz sayıyor, koyu sarı olunca özür oluyor. 3 gün eklediğimizde de Maliki için koyu sarı bünyeden mi sayacağız? Biraz karışık olmuş ama dinleyicimiz özellikle şeyi soruyor. Sonunda da onu anlıyoruz. Birincisi bunu sarı kısmını işin nasıl halledeceğiz? İkincisi de o 10 gün 13 3 gün ilave ediyoruz Maliki mezhebinde ya, o orayı soruyor. Şimdi Musa Bey tamam, İnna Saadeti Ebediyede de beyazdan başka her renk hayız ifadesi geçiyor. Tabi okuyan da zihni karışıyor. Biz onu mesela jinekolog deniyor. Bu evet. Kadın mütehassısları. Onlarla da görüştük, sorduk. Ve onlar diyorlar ki bazı bünye öyle bünyenin yapısı bu. Tam beyaza dönüştürmez o akıntıyı. Sarımtırak gelir. Koyu olabilir. Evet. Sarımtırak gelir. Dolayısıyla onlarınki şey değil. Hani çok şüphesi varsa bir jinekolog kadın doktora gitsin. Muayene olsun. Ha, bakar ha senin bu bünyen böyledir desin. Dolayısıyla o hayız olmaz. Temiz olmuş demektir o. Şimdi Hanefi mezhebinde hayız müddeti en azı 3 gündür. 3 gün arka arkasına gelmesi lazım. En fazlası da 10 gündür. Maliki mezhebinde müddeti yok. Yani bir günde gelebilir, hayızdır. Ama temizlik bittikten sonra. Bir gün değil de bir kere desek de olur bir mu? Bir kere de gelse evet. Hayız olur, başlamış olur. Maliki'de oluyor. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde en fazlası 15 gündür.
Hanefi mezhebinde olan bir hanım Maliki mezhebini taklit ediyorsa kendi mezhebine çıkmıyor. Hayızı birinci gün bir damla geldi, ikinci gün geldi, üçüncü gün geldi, demek ki hayız bu. 15 gün temizlik müddetinden sonra ama. Asgarisi 15'tir temizlik müddetinin. 15'ten az olmaz. Temizlik müddetinden sonra 16, 17, 18. gün gelebilir. 17 günde olabilir, 20 günde olabilir temizlik müddeti. Temizlik müddetinden sonra gelmeye başladı. 3 gün geldi, 4 geldi, 5 geldi, 6 geldi, 7 geldi, 8 geldi, devam ediyor. 8. güne kadar geldi. Maliki mezhebini taklit ediyor bu. Devam ediyor. Ondan sonra 9 geldi, 10 geldi. Şimdi Hanefi mezhebinden çıkmadı. Onun da kesildi. Onun da kesildi. Onu geçmiş olsaydı, onu geçmiş olsaydı 10 günlerse ayızdır. Orada kapatacak, gelmiyor. Maliki mezhebinde taklit etmiş olsa kusül abdest alır, namazını kılar. Hanefi de zaten 10 güne kadardı. Evet, 10 güne kadardı. Problem onu geçti. 11. günde geldi. Ha, orada Hanefi mezhebine göre bu istihaza. İstihaza. 11. Olan. 11 olarak. O 11. günde kesildi. Bunun hayız müddeti yine değişmedi Hanefi mezhebine göre. Geçene kaçtı 8'i gene 8. Çünkü vücutta bir arıza olduğu için o meydana geldi. O meydana geldi. Dolayısıyla zaten o 8'in üzerine 3 ekleyince de yine 11 oluyor. O bir günlüğünde kaza edecek, o kadar, başka bir şey olmayacak. Bir başka dinleyicimiz ilginç bir sorusu var. Diyor ki cenazeye, ölüye talkını diyor hoca efendi diyor Arapî olarak veriyor. Ölü diyor Arapça bilmiyorsan olacak. Oraya zaten diri birisini koyuyoruz, hemen öğretiyor orada onu. Efendim, ölen hangi milletten olursa olsun ölür ölmez, şimdi mesela bilgisayarlarda yükleme yapıyoruz ya, aynen onun gibi otomatik olarak program yükleniyor. Herkes onu anlıyor, Arapça olarak anlıyor, Arapça olarak da cevap veriyor. Endişe etmesin, kabire girdiği zaman görecek. Yine şöyle bir sorusu var dinleyicimizin. Secdede ve rükuda ne kadar süre kalmalıyız? Mesela içimizden kaça kadar sayalım? 6 ay kalacağım. Efendim, asgarisi bunun 3'e kadar, yani 1. 1 söylemek de mesela sıkıştığı zamanlarda kafidir. 3 söylemek, Sübhanallah, sünnet. Bunu 5, 7, 9, 11'e kadar söylemek de müstahaptır. İmam Rabbani Kutsal Sözleri de buyuruyor ki tek başına namaz kılanın 5'ten aşağı söyleyene yazıklar olsun buyuruyor, tamam. O zaman dinleyicimiz 5 kere o tesbihlerden, 5 kere tesbihleri söylesin. Söylesin yani. Ha, cemaat, süre o. Süre o. Belli tabii. Bir süre dediği yok. Şey bu yani sadece. Tabii o kadar. Mesela diyelim ki imam efendi yaşlıdır veyahut da aheste aheste okuyordur, çok ağır okuyordur. Biz de rükuda ve secdede 5, 7, 9, 11 defa söyleyebiliriz, mahsuru yok. Mevlid kandili günü oruç tutulur mu diye soruyor dinleyicimiz. Bir hoca o gün bayramdır, yiyin için demiş, oruç tutmayın demiş. Yorum yapmış. Herkes bir yorum yapıyor kendine göre. Olur mu canım sen de o gün sevinç günü, oruç mu olurmuş falan filan. Ya, oruç o da sevinçtir. Yani mübarek bir zaman dilimi oruçla kıymetlendiriyor. Bir zaman, bir mahsur yok. Yani kitaplarda Mevlid kandili günü oruç tutulmaz diye bir kayıt yok. Dinleyicimiz bir de şöyle sormuş hocam. Diyor ki çok sevdiğim birini kaybettim ama günah olduğu için de diyor hiç ağlamadım. Onunla ilgili anıları falan hatırlıyorum hep. Resmine bakıp hüzünleniyorum. Çok özlüyorum. Tüm bu duygularım yas tutmaya girer mi? Yas tutmaya girmez ve orada yine yanıldığı bir nokta var. Ağlamak men edilmemiş. Feryat etmek, isyan etmek men edilmiş. Sesli bağırıp çağırmak o men edilmiş. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam göz yaşarır. Kalp hüzünlenir buyurmuşlar. O insanın elinde değil. Son olarak da şöyle bir soru var. Her cuma diyor ahiret ve dünya işlerime yönelik ayrıntılı bir şekilde dua ediyorum. Biraz uzun sürüyor. Diğer günler bunu yapmıyorum ama Allah'ım cuma günü yaptığım dualarımı kabul et diyorum. Kopyalıyor ya. Kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır yapıyor. Olur canım. Allah-u Teala kabul eder inşallah. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.